hem de CHP kanadından yapılan açıklamalarını ekleyebilirim diye düşündüm. Yani dile getirilmeyen neler var. Belki bazıları tekrar olabilir. Onun altını çizeyim ama benim edindiğim bilgiler şöyle. Yaklaşık 1,5 saat süren bu görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na, daha doğrusu CHP lideri Sayın Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiği konu başlıkları şunlardı. Belki bunların bazılarını ilk kez Halk TV izleyicileri duyacak. Bir kere asgari ücret ve emekliye zam yapılması konusu. Bizzat Sayın Özgür Özel tarafından dile getirildi. Çiftçilerin durumu bizzat CHP tarafından dile getirildi. Bunların çözülmesi için makro yöntemler denenmesi gerektiğini söyledi. Tırnak içi vereyim. Zenginden daha çok vergi, fakirden daha az vergi alınmasını teklif etti Özgür Özel Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bakın, ekonomiden bahsediyorum. Bunun üzerine zaten Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mehmet Şimşek'le, yani ekonomi başındaki isimle görüşme içinde olması gerektiğini ve bunun kanalının da açılması gerektiğini söyledi. Ekonomi tarafı burada ama Sayın Özgür Özel ayrıca şunları da söyledi. Benim CHP kulislerinden edindiğim bilgiye göre bu ekonominin böyle olmasının nedenlerinden birisi de aslında Türkiye'deki adaletsizlik. Ve örnekler vermiş. Zaten Deniz Bey de söyledi, tekrarladı. Gezi davası, Sinan Ateş davası, Şenyaşar ailesi ve Tahir Elçi dosyası. Bu dosyaları özellikle CHP kanadının, yani Sayın Özgür Özel'in Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na buradaki hukuksuzlukların giderilmesi konusunda bir talepte bulunduğunu biliyoruz. Çarpıcı bir nokta, bizzat Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuşurken şu hatırlatmayı yaptığı bilgisi var bende. Ergenekon ve balyoz kumpasları sırasında benzer adaletsizlikler olmuştu. Bunlar bizim hafızamızda diyerek Fethullahçıların o dönem kurduğu kumpasları hatırlatıp Sayın Cumhurbaşkanı'na aynı adaletsizlik sisteminin burada da yaşandığını hatırlatıyor. Bu çok çarpıcı bir benzetme. Tekrar söylüyorum. Bunu ilk kez Halk TV'de duyacaksınız. Ergenekon ve balyoz kumpaslarının hatırlatılması bizzat Özgür Özel tarafından yapıldı. Adalet Bakanlığı'yla daha fazla iletişim halinde olunması gerektiği konuşuldu. Bildiğim kadarıyla Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ismi de anıldı. Bizzat kayyum konusu, CHP kanadının açıkladığı gibi kayyum konusu konuşuldu. Önemli, yani şöyle projeler var mesela. Örnek veriyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte İstanbul'da bazı altyapı çalışmalarını hızlandırmak için biliyorsunuz ki yurt dışından kaynak buldu. Yurt dışından işte finansman sağladı ama bunun bir şekilde kullanılabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasına ihtiyaç var. Ve bunun uzun süredir böyle yavaşlatıldığına dair bir bilgi var. Sayın Özgür Özel'in bu belediyelerin bekleyen projelerin hayata geçmesi için bu imzanın atılmasına dair bir talepte bulunduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na bu görüşmede bunun bilgisi var. Son olarak şöyle... Peki, tamam, bunlar var. Tüm bunlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yorumu var mı? Benim CHP kulislerinden edindiğim bilgi şu. Bizzat Sayın Özgür Özel de hani kendi kurmaylarıyla bu bilgiyi paylaşmış diye duydum. Sayın Cumhurbaşkanı daha çok dinlemiş bu görüşmede. Notlar alınmış zaten, biliyorsunuz. Sayın Elitaş da orada. Notlar alınmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha az konuştuğu, daha çok dinlediği bir görüşme olmuş bu. Bunun da değerli bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bizzat hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önem verdiği bir görüşmede böylesi konuların gündeme gelmesi, ardından zaten konuşacağız Sinan Ateş'in bizzat eşiyle yapılan bir görüşme. Türkiye çok enteresan zamanlar bekliyor. Bunun altını çiziyorum. Hem bilgi hem analiz olarak söylüyorum. Zaten birazdan İktidarın önemli kurmaylarıyla görüştüm. Onların söyledikleri Halk TV'ye özel söyledikleri de bütün fotoğrafı tamamlamamıza neden olacak ama Devlet Bahçeli'nin simgeleri hakkında da ayrıca konuşalım. Bu konu zaten uzun. Ya bu görüşme de uzun. Bugün biraz bunu da yayarak biraz gideceğiz, biraz geleceğiz. Öyle yapacağız. Konuğumuz da var biliyorsunuz. Sinan Ateş dosyası çok önemliydi. Bugün Ayşe Ateş de bu görüşmeyi yaptı ve attığı tweet'i de paylaşabilir miyiz arkadaşlar çok hızlı? Yok. Peki, yoksa ben hemen Serma Ateş'inkini paylaşayım ki birazdan bizimle olacak. Bir avuç kadın başardık diyor. Birazdan Serma Hanım'ınkini okuyacağım. Ayşe Hanım dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni ve kızlarımın makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladı ve yaklaşık 1,5 saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Ayşe Hanım'ın bu an itibariyle söyleyecekleri önemli. Gazetecilere, beni arayan gazetecilere de buradan bir özet geçmiş, bir yanıt vermiş olayım ben der kendisi. Evet, Barış'la konuştu, şimdi anlatacak. Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiralarıyla bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Barış? Şimdi ben bugünkü görüşmeden hiç haberim olmadan öğleden önce Sayın Ayşe Ateş'i aradım. Kendisine bu görüşme, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı görüşmenin zamanlamasını sordum. Neler söyleyeceksiniz diye sordum. Kendisi açıkçası bu sürecin bozulmaması, bu diyalog kanalının bozulmaması için çok hassastı. Onun için çok fazla bilgi vermek istemedi. Ama şu çok önemli. Bakın şu çok önemli. Bu mesajla bağdaştıracağım. Sayın Ayşe Ateş, yani bizzat Sinan Ateş'in çocuklarının annesi, Sinan Ateş'in eşi. Ne dedi geçen de Özgür Özel'le görüşmesinden sonra? Dedi ki, benimle dedi Hasan Doğan, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi aradı. Görüşmek istediklerini söylediler. Ancak sonra Sayın Devlet Bahçeli gitti grup toplantısında sırtını sıvazlamayın bu insanların diye bir çıkış yaptı. Sonra da bu görüşme olmadı. Belli ki Devlet Bahçeli engelledi imasında bulunan bazı şeyler söyledi. Şimdi Halk TV özel bilgi tarafı şu. Bugün bu görüşme var ya, Ayşe Ateş'le Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi. Ne zaman organize oldu biliyor musunuz? Tam Özgür Özel görüşmesinden sonra Ayşe Ateş o açıklamayı yaptı ya. Hasan Doğan Ayşe Ateş'i bir kez arıyor. Ve şu cümleyi kullanıyor, tırnak içi söylüyorum. Ayşe Hanım, sözümüz söz. Cumhurbaşkanlığı olarak söylüyorum, sözümüz söz. Sizinle mutlaka görüşme yapılacak. Ve bu görüşme, dikkat edin, nasıl Özgür Özel'le görüşmesinden sonra yapılan açıklamadan sonra bu görüşme sözü verildiyse, şimdi Özgür Özel'le görüşmeden sonra bu fotoğraf verildi. Ama burada Ayşe Ateş'in tweetinde çok çarpıcı bir ayrıntı var. O tweet'i bir daha ekrana getirebilir miyiz acaba? Ayşe Ateş'in tweetini arkadaşlar. Yönetmenim hazırlanıyor mu? Ayşe Ateş'in tweet'i. Bugün gösterdim. Evet, bakın. Şimdi bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeyi övmüş Ayşe Hanım. Tamam. Asıl haber tarafı şurada başlıyor. Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiralarıyla bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün, adalet yerini bulacak. Kim yaptı bunları? Yani Ayşe Ateş bu fotoğrafları vererek, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yaptığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yaparak ne demek istiyor? Hiç dolanmayalım lafı. Direkt kitabın ortasından okuyorum. Ayşe Ateş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık desteğini almıştır bu dosyada. Çok net bir şekilde söylüyorum. En azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu minvalde şeyler duymuş ki bu tweet'i atabiliyor. Ve çok açık bir şekilde söylüyorum. Biz biliyoruz ki ayrılan bir dosya var. Yani henüz iddianameye dönüşmemiş bir dosya var. Ve o dosyanın içinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı var. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı var. Hal böyleyken Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'nin diğer genel başkan yardımcıları ne dedi? Bize bulaştırmayın bu cinayeti dedi. Peki ama bundan sonra o zaman MHP ve AKP ilişkisi, Erdoğan ve Bahçeli ilişkisi ne olacak? Çok kısa bir ara.